Bu ne? CHP'li Ali Mahir Başarır. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendisini trafikte durduran polisimize şerefsiz diyor. İki polisimiz de bayram arifesi günü açığa aldırıyor. 06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat. Evet, Siyah Passat gördüğümüze göre. Çeşmeli ışıklarda durduruldu. Otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunum var. Allah korusun bir saldırı olabilir. Bak bak içeri çemkiriyorsun ya. Tükürük geliyor içeri. Çemkiriyorsun içeri, tükürük geliyor içeri. Uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabam? Ekipler PTS. Kimdi bu hanımefendi? Zeynep Gül Yılmaz. Zeynep Hanım, velev ki ben ettim. Velev ki ben ettim. Kimsiniz siz ya? Ya bir de avukatsın, hukuk izanı. Bak geçen aynısını CHP'li bir milletvekilinde yaşadık. O da hukukçuydu. Bu da hukukçu. Aynı şekilde milletvekili. Sözde senin benim vekilim. Seni beni temsil edecek. Biri polise git fotoğrafımı şeyden bul çeker. Meclis albümünden bul. Ben sana kimlik vermem der. Biri çemkiriyorsun. Kim ihbar edebilir beni? Kim? İngiltere kraliçesiyle mi görüşüyorum? Sen milletin seni orada temsil ettirsin diye seçtiği bir vatandaşsın. Altınıza bir araba verdiler. Elinize yetki verdiler. Bir yerden emir alarak indir kaldır yaptınız diye. Hayırdır ya, kraliçe falan mı oldunuz? Ben nasıl belli kurallara uyuyorsam sen de o belli kurallara uyacaksın. Kayıtları düşmüş. Tamam. Böyle tamam. Milletvekili olarak erdemliğe gelsen bu pislikle milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Evet, senin sorunun. Tamam. Ben bir saniye. Bir resim çekeyim, ben amirime göstereceğim. Sen bana adını verir misin? Bir saniye efendim. Bana adını verir misin sen? Hemen de bir tehdit. Elinde gücü var ya ki yazılana göre açığa da alınmış. Ne zamandan beri işini yapan açığa alınıyor? Ne zamandan beri işini düzgün yapan, yapması gerektiği gibi yapan polis açığa alınıyor? Hangi kanunda yazıyor bu? Ne zamandan beri olduğunu ben biliyorum. Daha önce polisleri sıraya dizip milletvekili çocuğuna polis seçtirtilen günleri de gördük biz. Çok uzak değil de. Hangi kanunda yazıyor bu? Ondan sonra sen polisten, askerden yahut memurdan çalışan herhangi birinden işini doğru yapmasını nasıl bekleyebilirsin? Sonra diyoruz ki bu sistemler neden çöküyor? Sistemlerin çökmesinin sebebini burada canlı canlı görüyorsunuz. Ne yapacaksın adını? Hanımefendi bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi lütfen. Şerefsize bak. Şerefsize bak diyor fotoğrafını çekerek. Şerefsize lütfen. Hashtag polisimin yanındayım diye TT açan troller. Baba neredesiniz ya? Görevi başındaki memura hakaret de var çünkü işin içinde. Memura mukavemet de var. Eğer şunu aramızdan birisi yapsa karakolda biter günü. Çünkü memura mukavemet var. İşini yapmasını engelliyor. Görevi başındaki memura hakaret ediyor. Ki kendi partisinin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın getirdiği kurala da uymayarak polisin fotoğrafını çekiyor. CHP'li MHP'li olmasının bir alakası yok. CHP'li olunca ortalık yangın yeriydi. Arkadaşlar bunu herhangi bir partili yapınca yangın yeri olması lazım. Merak edenler gitsin. Yani ben aynısını CHP'li, benzerini bir CHP'li milletvekili yaptı. Orada dedim ki eşek gibi o kimliği göstereceksin. Burada aynısını bu hanımefendiye de söylüyorum. Bu polis bir sıkıntı olduğunu söylüyorsa, arabanı sağa çek diyorsa çekeceksin. Ben nasıl çekiyorsam sen de öyle çekeceksin. Senin partin, milletvekiliğin, carçut hiç umurumda değil. En fazla yapacağın belki beni de bir gün karakola aldırırsın. Altınıza bir tane araba verince hepiniz biri kral oluyor, biri kraliçe oluyor. Kendi elinizde bir güç gelince 4 senelik, 5 senelik. Aman ben oldum falan oluyor. Kimsiniz ya siz? Böyle kendini tanımayınca mekan mühürlettiren valiler vardı.
İki tweet'e hepsi biz öyle bir şey yapmadık aslında falan oldular. Ben video kaydını alıyorum abi. Kendileri bize hakaret ettiler. Artık terörist muamelesi yapıyorsunuz. Şu an haber merkezi ihbar etmiş. Ona tutuyorlar. Hangi parti mersin kendi? AK Parti mersin. AK Parti mersin. Evet. Ama yani bakın. Soru bak. Şu yüzden görüyorsun. Kimlik görüyorsun. Hayır. Kimlik görüyorsun. Ne kimliği görmek istiyorsun? Kimlik göreceğim. Milletvekili şoförü çıkacak polisten kimlik görmek istiyor. Yani bir de elinde telefon fotoğrafını çekecek kimliği ki daha sonra açığa alınsın. Çıkar kimliği. Sağa abi. Sağa yana. Yani Türkiye'de iş yapılmamasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Eğer işinizi yaparsanız sonucu bu. İşini düzgün yapan cezasız kalmıyor. Yapmayacaksın. Eğer elinde bir güç varsa karşındakinin susacaksın. İzin vereceksin. Ki milletvekili şoförü gelip polise hesap sorsun. Hiçbir şey yok. Çıkart kimliği abi. Hayır, vatandaşın, normal vatandaşın polise resmi kimlik sorma şansı var. Hakkı da var. Polis olduğundan emir olabilmesi için. Lakin buradaki polisler resmi polis. Zaten uygulamadalar. Saçmalık. Ki elinde telefonu çıkart fotoğrafını çekeceğim falan yapmasın. Niye olduğunu biliyoruz. Yani orada hakkını kullanmak. Yani resmi ulan adam zaten. Bir saniye. Tamam şöyle sağa yanaşır o zaman. Sağa yanaşır. Şöyle sağa yanaşır o zaman bekleyin gelin. Beni sağa çektin mi? Tamam müdürümü arayacağım. Beni sağa çektin. Müdürümü arayacağım tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam müdürümü arayacağım. Kimliği görebilir miyim? Müdürümü arayacağım. Abi bak sen benden kimlik görme hakkın varsa ben de senden kimlik görme. Tamam müdürümü arayacağım. Müdürünü arama. Müdürümü arayacağım. Evet, bayram arifesi günü de açığa alınmış. Mevzu bu. Dediğim gibi sistem çürümesinin sebepleri bu insanlar. Kesinlikle kabul edilebilir değil. Şunlara sessiz kalanın da ben vicdanına sokayım. Çok samimi söyleyeceğim. Hangi partiden olduğu hiç önemli değil. Çünkü eğer bu şekilde buna devam edilirse, bunlara sessiz kalınırsa, aman siyasetçi, aman elinde şu güç var, aman elinde bu güç var diye düğmeler iliklenirse, İşini yapan insanların işinden çıkarılmasına izin verirse yarın da başkası yapacak bunu. Belki yarın birisi rüşvet alacak, polis diyecek ki dur alma, hop polisin fotoğrafını çekip açığa aldıracak belki de bir milletvekili. Ondan sonra Türkiye'de emniyet niye böyle, Türkiye'de hukuk niye böyle, işte bu yüzden böyle. Eline azıcık güç geçen tövbe haşa kendini Allah sanıyor. Dün mesela TT açılmış. Polisler intihar ediyor diye. Ya kimin umurunda ki? Ben defalarca söyledim. Yine söylemeye de devam edeceğim. O işte olaylarda polisimin yanındayım diyen şovcu pezemeklerin hiçbiri bu konuda samimi değil. Bir ayda 30 polis intihar ediyorsa eğer demek ki ciddi bir problem var. Soruşturma açılması lazım. Buna karşı hiçbir şey yapılmıyorsa, buna karşı sessiz kalınıyorsa, bu tarz olaylara hiçbir şey yapılmıyorsa eğer, kimse polisin yanında falan değil. Polis özlük hakkı isterken neredeydiniz? 3600 isterken neredeydiniz? İşiniz gücünüz boş şov. Sözde polisi savunuyorlarmış. Hadi ya. Yani kimsenin umurunda değil ya. Bununla alakalı da gerekirse ben bir tane TT başlatacağım artık, çünkü bunların konuşu bu kabul edilebilir mi ya?